Burası Nuri amcanın yatak odası. Çarşafları her gün değiştirir. Tamam Leyla Hanım. Bu da gardırobu, kendisi çok şık giyinir. Gömlekler ve pantolonlar daima ütülü olmalı. Anladı ben. Bana soracak başka bir şeyin yoksa ben işe gideyim artık. Yok Leyla Hanım, ben de hemen temizliğe başlıyor. Bak Nuri amca bizim için çok önemlidir. Kendisi bizim göz bebeğimizdir. Ona iyi bak, tamam mı? Bana söz ver. Siz hiç merak etmeyin, ben gözü gibi bakacak ona. Hadi sana kolay gelsin. İyi günler. Olga. Çıkar çıkma Olga. Çıtom ne miyet? Çıtom binyan kom binyeç. Isyan ta atom. Ne beş tabi klatse. Avuçpam kapiş. Okey Olga. Diyo karpeç. Baba. Ben bu akşam bir arkadaşımda kalacağım ya. Allah Allah. Kimmiş bakalım bu arkadaş? Tanımazsın, yeni tanıştık. E peki bu kızı getir de bir elimizi öpsün oğlum. Baba evlilik bana göre değil be. E sana göre değil tabii. Gömlek değiştirir gibi sevgili değiştiriyorsun. Artık bir dur otur be evladım ya. Yani bir yuva kur. Bana bir torun ver. Bakarız baba ya, acelesi yok. Kim ya bu saatte? Ben bakar efendim. Sen işine bak Olgacığım, ben bakarım. Sinan Bey, hayırdır canım? Baba, biliyorsun Gülübük beni evden kovdu. Gidecek yerim de yoktu. Ben de buradan geçiyordum. Dedim ki herhalde baba beni özlemiştir. Ben bir Nuri babama bakayım, ben de onu özledim dedim. Oğlum, madem beni özledin o tarafa niye bakıyorsun? Ben bu taraftayım. Aa, pardon baba. Ben 1.75 astigmat miyopum ya. Anca Olga'ya baktığım zaman seni görebiliyorum. Pardon yani. Allah Allah. Oho, iyi. Bu akşam çok gelelimiz gideriz bana. İstersen git kapıyı açık bırak. Tekrar tekrar gidip gelmek zahmetine katlanma hadi oğlum. Tamam baba. Ne yapıyorsun sen Sinan? Fotoğraf çekiyorum baba. Türk fotoğraf sanatına bir katkım olsun istedim. Başlarım fotoğrafına. Kırdırma makineyi şimdi bırak. İyi akşamlar. Böyle baba. Nasılsınız acaba? Allah Allah. Bugün de herkes Olga ile beni karıştırıyor. Ben bu taraftayım evladım. Pardon Nuri baba ya, pardon yani. Hayırdır evladım, sen niye geldin? Bir geçiyordum, uğrayayım dedim Nuri baba. Ne yapayım? Osman senin ne işin var burada? Kapınız açık kalmış da bir haber vereyim dedim. Sonra bir çay içeceğim, ondan sonra hemen gideceğim. Ama çok ısrar ederseniz yatarım da artık. Artık Olga Hanım bize de bir yatak açar yani. Ben zaten yatıya geldim değil mi baba? Ben yatılayım yani. Başlarım şimdi sizin yatınıza batırın. Hadi bakayım ben. Hadi yürü. Yürüyün bakayım, yürüyün, yürüyün. Hadi, hadi. Kötü bir niyet yok. Hadi yürüyün. Yarın durakta görüşürüz. Hadi canım, hadi. Allah Allah ya. Allah Allah. Ne oluyor? Kimsiniz siz? Kim olduğumuzun bir önemi yok. Canını seviyorsan kasanın şifresini söyle. Ne kasası ya? Ne şifresi? Bize oyun oynama Nuri Bey. Şimdi efendi gibi kasa şifreyi söyle. Olga sen de mi bu işin içindesin? Sen çok şaşırdın. Ya adam gibi şifreyi söyler ya ben sana söyletir. Yazıklar olsun. İnsan ekmek değdiği yere ihanet eder mi be kızım? Yani ne biçim insansın sen? Kes sesini moruk. Adam gibi şifreyi söyle. Tamam. Söyleyeceğim tamam. 01-24-42-40. Kasa dolapta. Merhaba arkadaşlar. Nuri amca nerede? Nuri baba harikalar diyarında. Ya öyle Olga gibi bir hizmetlisi olunca insan hiç dışarı adım atar mı ya? Tabii susak. Gelip senin muşmula suratını mı görecek buradan Nuri kardeşim? Mert baban nerede? Bilmiyorum ki Leyla. Ben dün akşam başka bir yerde kaldım da.
anlasana Leyla bacım, Nuri baba Merdi arkadaşına yollamış. Neden? Olga'yla baş başa kalabilmek için. Öyle değil Sinan abicim. Bence ne oldu biliyor musun? Dün gece Nuri babanın kalbi heyecandan durdu. Olga gibi bir kadına hangi insanın kalbi, nabzı dayanır? Ali Kefal'cim, hepimize öyle bir ölüm nasip olsun. Vallahi ben Olga'nın kollarında öleyim, 5 trilyon borcum olsun ödeyim. Ya saçmalamayın, ne biçim şakalar yapıyorsunuz? Buyurun Akasya durağı. Derhal efendim, gönderirim. Arif, sıra sende. Manolya apartmanı. Manolya mı? Bilmez misin? Buradan kapıdan çıkacaksın, bile döndün mü? Ha, köşedeki, tamam. Sonbaharda fırtınalar kopar. Arif kulumuz da ufaktan kaçar. Hadi eyvallah. Ben de bir gidip baba bakayım ya. Dur, beni de bekle. Ben de çok merak ederim Nuri kardeşti. Bakarsın kızın kollarında ölmüştür de çıplak mıplak orasını burasını görmeyelim tabii. Şişt, Leyla, sen de geç buraya. Durak sana emanet. Çay burada içebiliriz. Rahatsız etmeyelim kızım. Bence Nuri Aga Rus güneşçi Olga ile bile güneş tutmaktadır ha. Abi saçmalama ya. Bu niye açık? Ya bu ne hal? Ortalık savaş alanına dönmüş ya. Güneş de bile olur çocuğum. Bir elemanlar kendilerini tutamazlar. Etraf karma karışık olur bile. Ne? Evet. Baba! Baba! Ben dedim sana, bak Nuri kardeşlik belli ki fantazi yapar, ellerini ayaklarını bağlatmış. Saçmalama Osman abi ya. Baba, kim bağladı seni, kim yaptı sana bunu? Ya Mert sorma oğlum ya. Meğer bizim hizmetçi kız soyguncuymuş. 2 tane silahlı adam almış içeriye. Herifler zorla bana kasanın şifresini söylettiler ve kasayı soyup gittiler. Ah, Olga'yı elime bir geçirsem onu bile yatırtıp... Eşek sudan gelinceye kadar düveceğim bile. Karakolu arıyorum ben. Ben de durağı arayayım. Durağı ara Osman. Vay. Nuri babacığıma bak be. Ne şanslı adam da. Şimdi mercimeği çoktan fırına vermişlerdir da. Buyurun Akasya durağı. Efendim Osman abi. Ne? Ne olmuş? Anladım, tamam. Hayırdır, ne olmuş? Olga Nuri babayı soymuş. Çok normal ha, bu işler soymadan olmuyor ki Leyla ablacığım. Ya Olga hırsızmış diyorum Ali Kemal. Biliyorum gönül hırsızı olduğunu da Leyla ablacığım, ben de onu diyorum sana, anlamıyor musun? Ha bu duraktan içeri girer girmez bütün şoförlerin kalbini gönlünü çaldı. Ha ben çağcı Ali Kemal olarak benimkini de çaldı yani. Of Ali Kemal ya, of ya. Ya sana laf anlatmak deveyi hendek atlatmaktan daha zor. Bırak şimdi deveyi. Vallahi komiserim, yani kız pasaportunu da almış kaçmış efendim. Kasada hiçbir şey bırakmamışlar. Yani en az 100.000 dolar vardı. Kızın yanındaki adamlar silahlı demiştin değil mi Nuri amca? Evet, şimdi önce kızın robot resmini çizip bütün ilgili birimlere dağıtacağız. Şimdi bir tarif edin bakalım, kız nasıl bir şeydi? Bak komiserim, ben hayatımda böyle bir kadın görmedim. Ya Osman, görmediğin kısmını bırak, gördüğün kısmını anlat. Ben diyeyim Şarapova, sen de Angelina Jolie. Ben hiçbir şey diyemem çünkü kızı görmedim zaten. Görsen bayılırdın komiserim. O bacaklar, o dudaklar, o gözler. Ya Osman, yakışıyor mu sana ya? Laflara bak. Kusura bakma ama bazılarını yaratırken torpil geçirsin sen galiba. Ya Osman abi, anladık, kız güzel değil. Sen bize kaşını gözünü tarif et. Aferin. Ya Osman, doğru dürüst tarif etsene şunu. Ben tarif edeyim komiserim. Hah Mert, sen söyle, evet. Upuzun bacakları vardı yoksa. Adeta sütün gibilerdi. Yahu Mert, bacaklarını bırak, yüzünü tarif et, yüzünü çizeceğiz. Suratları zaten bile kalemle çizilmiş gibiydi komiser. Komiserim, siz bu sapıklara kulak asmayın. Müsaadenizle ben tarif edeyim. Buyurun. Gözlerini yum bile yılan gibi bir kadın tahayyül et. Nasıl yılan gibi? Nasıl yılan gibi? Böyle kumra yılanı gibi bile. Kıvrım kıvrım her tarafı bile kıvrılır bile. Yahu Osman, burada fantezi yapmıyoruz. Robot resim çiziyoruz. Bir şeyler çizebildin mi oğlum? Maalesef. Hiçbir şey çizemedim komiserim. Biz daha çok bekleyecek Olga. Merak etmeyin. Bir tekne gelecek alacak bizi. Tekne mi? Evet. Açık denizde bekleyen şilebe götürecek. Oradan gizlice Rusya'ya kaçacak biz. Kaptanla konuştu ben. Umarım fazla beklemez biz. Beklemeyecek. Dışarıdan yiyecek bir şeyler alayım. Karnınız acıkmıştır.
Ey yüce Rabbim, bu ne zarif bir tesadüf. Ben bunu işaret kabul ediyorum. Olga Hanım! Olga Hanım! Olga Hanım! Olga Hanım! Ay, güzel olduğunuz kadar sağırsınız da sanırım. İki saattir bağırıyorum. Duymadınız mı beni? Kimsiniz siz? Aha, ben Arif. Tanımadınız mı? Akasya durağından Arif. Yani Lodos denizden eser, bendeniz Arif keser. Şair, düşünür, insan. Siz ne istiyor benden? Ama lütfen yapmayın. Bana da bir şans verin. Ne olur ya. Bakın ben diğerlerine benzemem. Şuramda kocaman bir kalp taşıyorum. İnanın. Verin şu elinizi. Verin bak. Hissediyor musunuz? Büyük değil mi? Ben anlamadım. Var mısın yok musun diyordum yani. Neye? Benimle şöyle kocaman bir gönül macerası yaşamaya yani. Binelim şuradan kağıttan yapılmış aşk gemimize. Basalım gidelim uzak diyarlara, açık denizlere. Varsın gemimiz su alsın ama bizim aramızdan susuz olsun yani. Ben sizi hiç anlamıyorum. Ya hiç önemli değil. Beni zaten hayatım boyunca hiçbir kadın anlamadı ya. Lütfen peşimi bırakın. Ama bakın lütfen yani. Muhitimize geldik. Sağda inecek var, ayağı yapmayalım. Sizin muhitiniz buradan kilometrelerce uzakta. Buralar komple bizim muhitimiz yani. Galiba siz Nuri Baba'dan izin aldınız. Küçük bir boğaz gezintisi falan mı yapacaksınız? Evet. Tamam işte Olga Hanım. Ben de size rehberlik yapayım. Olga! Olga! Memleketten arkadaşlarla mı deniz turu yapacaksınız? Evet. Kim bu adam? Nuri'nin şoförlerden biri. O zaman ben de bu güzel şehri, yani sizden güzel olmasın, size tanıtacağım. Ben de geliyorum, ben de. Selamun aleyküm. Nana, başka. Gel, gel. Vay be. O melaike gibi yüzün ardında böyle bir şeytan yatarmış demek ki. Bana bakın. Bir daha hiçbirinizden kalbinin güzelliği yüzüne yansımış gibilerden laflar duymak istemiyorum. Nuri babacığım, ben kalbinin güzelliği falan demedim ki. Bacaklarının güzelliği yüzüne yansımış dedim. Kalbini nereden bileyim? Sinan abi, bu kızı nereden buldu öğrenmeliyiz. Kıza ulaşmamızın tek yolu bu. Tren 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 tren. İyi günler Akasya Durağı ve onun çok değerli emekçi şoför kardeşleri. Size bir iyi bir de kötü haberim var. İyi haberim, karım Gülübi'yi o heriflerin, o sahtekarların elinden kurtardı. Gözün aydın. Şimdi kötü haberi söyle. Kötü haber, maalesef kayganamı da kurtardım. Bu adamlar resmen çete kurmuşlar. Böyle zengin kadınları soyup soyup sabana çeviriyorlarmış. Bizim salaklar da kendilerini zengin diye tanıtınca onlar da soymaya kalkmışlar. Polis gelmeseydi Gülübük neredeyse söyleyecekti. İnşallah akıllanmışındır da öyle pavyon kadınlarıyla kaçak et kesmesin artık. Sinan, bana bak. Bu yaptıklarını yapmaya devam edersen bu kız seni sonunda boşar. Bak söylemedi deme. Oo Nuri Baba, siz durağa teşrif eder miydiniz ya? Ama haklısın, benim de Olga gibi bir yardımcım olsa ben evden adımımı dışarı atmam. Buyurma bak ya. Lan senin yüzünden ölüyordum be. Ölürsün tabii baba. Yaşlı başlı adamsın. Yaşına başına dikkat etsene. O kadar performans, o kadar kondisyon gerektiren bir konuda. Bak bu Sinan'ın bulduğunu Olga var ya, Olga merkin bir şeytanmış. Nasıl yani ya? He, o Olga ve çetesi gasp edip Nuri babamı bir güzel soyup soğana çevirmişler. Abo! Nuri kardeşimi zor kurtardık ölümden. Abo, gerçek mi diyorsun? Demek o cillop gibi ikizlerin altında bir şeytani kalp varmış, öyle mi? Vay be! Bu kızı nereden bulmuştun Sinan abi? Tolga enişte, benim Cemil diye bir arkadaşım var, bu işleri yapıyor. Onun firmasından getirtmiştim. Şu Cemil Bey'in telefonunu ver de bir arayalım. Bende numarası var, oradan şey yaparım. Ayrıca benim telefonum ücretsiz bugün, al bundan ara. Çalıyor. Alo Cemil Bey. Buyurun efendim. Şu Olga denen kızı nerede bulabilirim acaba? Sanırım sizin şirketinizde çalışıyormuş. Vallahi bilmiyorum. Kendisi 3 gün önce şirketimize başvurmuştu. Siz nasıl iş yapıyorsunuz kardeşim? Kayıt mayıt yok. Allah bilir, kızın çalışma izni de yoktur. Sen de kimsin kardeşim? Oraya mali polisi gönderdiğim zaman kim olduğumu öğrenirsin. Kızın nerede olduğunu bilmiyor. Ya çocuklar, bu arada Arif nerede? Bilmiyorum Nuri amca, sabah çıktı bir daha geri dönmedi. Kim bilir nerede sürtüyor ergele. Arif'im, Arif'im, neredesin lan? Vallahi Nuri baba çok kızdı sana, yakalarsa kabak gibi oyacak. Şişt, çaktırma da. Biz Olga yengenle boğaz turuna çıktık ya. Olga yengeyle boğaz turu mu yapıyorsunuz? Yani senin anlayacağın bir nevi böyle pembe yolculuk falan. Ya kız bana yanık zaten, ben de ateşini söndüreyim dedim. Abi bu nasıl yani ya? Bayağı işte, kız bana aşık Cankuş. İşin aşk denizine açıldık, anlayacağın yani.
Şu an bizler de vallahi Poyrazköy açıkları. Allah kahretsin, yerimizi söyledi. Alo. Arif'im. Alo Arif'im, Arif'im. Alo. Hemen uzaklaşalım buradan. Ne oluyor ya? Olga. Ay Allah, kesildi ya. Ne oldu ya? Baba, bizim bu salağın başı dertte herhalde. Niye, ne oldu ki? Vallahi Olga ile Boğaz turuna çıkmışlar. O kadarını anladım, sonra telefon kesildi. Ha, herhalde tekne battı. Tam olarak yerini söyledi mi Sinan abi? Poyrazköy yakınlarında dedi ama tam anlamadım Tolga işte. 42-15, 43-25 tamam. 42-15 dinlemede tamam. Poyrazköy yakınlarında şüpheliler var. Hemen sahil güvenliğe haber verin, tamam. Çocuklar anlaşıldı, hadi kalkın tamam. Biz de gidelim, belki bir yardımımız dokunur ya. Ya betonu ne döküyorsunuz? Manyak mısınız oğlum? Heykel mi yapıyorsunuz? Kalıp mı alıyorsunuz Allah Allah ya? Bana bak, heykel yapıyorsanız bunun böyle dökmesi değil oğlum. Yontması güzel olur, yontması. Allah Allah, siz de bir garipsiniz lan. Buldunuz ya küçük enişteyi. Yapıyorsunuz heykelini ha. Bana bak. Sizde Stalin vardı ya, onu yıktınız. Onun yerine beni dikin anasını satayım. Kes sesini, konuşma. Allah Allah. İçinden ayaklarımı. Olgacığım, sana da teessüf ederim yani hayatım. İnsan sevdiğinin ayaklarına böyle beton döker mi ya? Bu adam deli. Allah Allah. Ben deli, o zaman sen benden de deli. Şimdi ben senin ayaklarına Olgacığım yani beton döksem daha mı iyi olurdu ya? Ha, yoksa sen yapıyorsun fantazi. Ya ama hayatım, şimdi bunu yapmana gerek yok ki. Biz akşam böyle birbirimizi kelepçelerle bağlardık yatağa, olur biterdi yani. Gel. Eyvah, köşemize takıldılar. Ah, geliyorlar işte. Ne yapacağız şimdi? Denize atacağız. Ya durun ya. Hemen ne yapıyorsunuz? Ya o tekne. Allah Allah, dur lan. Enişte! Arif'im, Arif'im! Enişte kurtar! Abu! Kurtardı! Enişte! İstediği yerden dişti anasını satayım! İstediği yerden dişti! Arif'im, Arif'im! İyi misin koçum? Olga! Utanmıyorsun değil mi bu yaptıklarından? Yazıklar olsun sana. Bu. Öyle deme baba. Güzel hatundu ya. Kes. Sağ ol be Tolga Şakş. Hayatımı kurtardın ya. Önemli değil Arif. Hadi geçmiş olsun. Ya böyle durursak bu adam inşaatta temel olacak. Şunu kırmamız lazım. Ya yani Karadeniz fırtasındaki temel gibi mi? Ne diyorsun Osman Aga? Ne saçmalıyorsun? Ne Karadeniz'i ya? Allah Allah. Arif'im, tarifim. Vallahi müteahhit malzemeden çalmamış. Bu beton var ya, 8 şiddetinde depreme bile dayanır. Biliyor musun kardeşim? Ya seni var ya, gerçekten geberteceğim seni. Ya seni geberteceğim. Benim kabahatimle her şeyi benden buluyorsunuz ya. Ya yakında küresel ısınmanın bile sorumlusu ben olacağım ha. Ya getirdin o kadını hizmetçi diye soktun Nuri babanın evine. Kadın ruh hastası çıktı ya. Ben mi dedim sana, al da kadını götür tekneye bindir de açıl diye denize. Ne yapmasaydın yani? Ya bak hala konuşuyor. Dur ya Arif, ne yapıyorsun ya? Sen şair bir adamsın. Yakışıyor mu senin böyle adam boğmaya kalkman? Ha, hem sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Ya Nuri baba hala konuşuyor. Ayağıma beton döktüler diyorum, bu şairlikle bahsediyor. Dur ya. Çilen, kara çilen, ah
tren, kara tren. Odur yâri götüren, odur yâri götüren. Gitti yârim gelmedi, gitti yârim gelmedi. Budur beni bitiren, budur beni bitiren. Kumralım güzelim aman yandım valla. Durgun olmasın adamcağızın. Baksana biricik oğul düğününe gelmedi. Niye gelmedi? Çünkü Mert bu evliliğe karşı. Niye karşıymış? Sus duyacak. Ne bileyim çocuğun kafası karıştı herhalde. Çektim bir kenar konuştum ama bir yerine olmadı galiba. Merhaba.
Melahat Hanım. Merhaba hocam. Melahat ablacığım ne oldu? Nuri babacığım nasıl, iyi mi? Nesi var Nuri kardeşlikle? Telaşlanmayın Osman Bey. Nuri Bey'in hiçbir şey yok Osman Bey. Gayet iyi. Yalnız birazcık tansiyonu çıkmış. Allah Allah. Neden? Spordan. Aa, bu yaştan sonra ne spordur bu be? Hiç yani öyle spor. Osman abi meraklanma. Eleni yenge onun yanında. Aa, yani spora başladı öyle mi? Desenize Nuri babamın ilacı yanı başında durayım. Yani Nuri baba bugün durağa gelmiyor mu abla? Muratcığım Nuri baba bugün durağa gelmiyor. Uy madem Nuri babacığım yok bugün tatildir. Ya boş boş konuşma da bize çay getir hadi. Vallahi kusura bakma Murat abiciğim bugün Nuri baba yok. Tatil ilan ediyorum. Çay mayı isteyen kişi ocak oradadır, oradan alsın. Nuri baba benim patronumdur. Vallahi Ali Kemal doğru söylüyor. Nuri baba olmadığına göre bugün telefon beleş demektir. Benim Ukrayna'da bir hanım arkadaşım var. Ben onu bir arayayım bari. Ne yapıyorsun? Çok ayıp değil mi senin bu yaptığın Sinan? Vallahi madem Nuri baba yok, o zaman ben de şöyle uyuyayım çünkü gece biraz az uyudum da. Biraz kestireyim şöyle biraz. Efendim, Akasya durağı. Evet, tabii efendim. Hemen yolluyoruz taksimizi. İyi günler diliyorum. Osman Beyciğim. Hı. Zencefil sokak 12 numara buyurun. Bu dünyada rahat yok mu kimse? O zaman Osman Aga göreve gittiğine göre bari ben yatayım. Ukrayna'yı da arayamıyorum madem. İyi uykular hepiniz. Kalimera. Günaydın. Günaydın. Günaydın efendim. Hoş geldiniz. Size kurabiye getirdim. Sizin için pişirdim. Çayla yersiniz. Niye zahmet ettiniz Bayan Eleni? Faristo. Teşekkür ederim. Kurabiyeyi Ali Kemal. Kim bu lan? Sinan abicim benden duymuş olmayın ama... Aa bu abla var ya Nuri babanın yeni kör frendi. Nasıl? Kör frend. Vay be. Nuri baba uluslararası çalışıyor haberi bizim nasihat, o kadar iyi geldi ki artık internet kafesine gitmiyor. Yani çok akıllı bir çocuk Bayan Eleni. Yani onun uslanması beni gerçekten çok mutlu etti. Arkadaşlar. Bu iş kurabiyeyle başladı. Yakında düğün pastasına geçiş yaparız haberiniz olsun. tanıştırayım efendim sizi. Melahat Hanım, durağımızın kraliçesi. Çok memnun oldum Madam Eleni. Kegopoliyim Haritomenos. Ben de çok memnun oldum. Efendim diğer arkadaşlara gelince Osman. Efendim ben de Avrupa'yı. Sinan. Madam Eleni öperiz elini. Seyit. Urfalı Seyit. Ve Ali Kemal. Alpaçın Ali Kemal. Oğlunuzun tedavisi için gereken parayı bulduk sayın. Ciddi misiniz Nuri Bey? Silivri'deki arsamı satılığa çıkarttım. Ay Allah'ım sana çok şükür. Ay yani sizin hakkınızı nasıl ödeyebilirim ben bilemiyorum. Lütfen bunu duymamış olayım. O kadar iyi bir insansınız ki yani size layık bir kadın olamamaktan korkuyorum. Ne diyorsunuz siz Ayşen Hanım? Siz dünyanın en fedakar, en cefakar insanısınız. Sizin bir mutlu ifadeniz için, bir gülümsemeniz için ben bu dünyayı yerinden oynatırım. Ay çok tatlısın. affedersiniz muhabbetinizi bölerim. Buyur babacığım çayın. Sağ ol Ali Kemal. Buyurun Ayşen Hanım. Teşekkür ederim ben içmeyeyim. Bu gece yine sabaha kadar hastanede oğlumun yanında kalacağım. Öyle mi? O zaman ben sizi hastaneye bırakayım. Hiç değilse oğlunuza da artık bir geçmiş olsun diyeyim. Tabii Nuri babacığım da bir gelsin oğlunuzu bir görsün geçmiş olsun desin. Ay çok isterim ama henüz erken Nuri Beyciğim. Yani Amerika'dan dönelim söz size oğlumla tanıştıracağım. Madem öyle diyorsunuz öyle olsun. Siz işinize gücünüze bakın ben otobüste giderim hastaneye. Yo artık o kadar da değil. Ali Kemal fırla içerideki arkadaşlardan birisi hanımefendiyi hastaneye bıraksın fırla. Hemen babacığım. Kıbrıs'a uçuyorum. Kumara gidiyorum kız kumara. Aa kız parayı nereden buldun? Ha daha bulmadım. Ama sponsorum sağ olsun. Bir telefon edeceğim. Şimdi bozuk bankamatik gibi dökülecek paralar kucağıma. Ne
Alo. Ayşen Hanım, ne güzel sürpriz sabah sabah. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim Nuri Beyciğim. Çok iyiyim. Size hoşça kalın demek için aramıştım. Hayrola, bir yere mi gidiyorsunuz? Amerika'ya gidiyorum. Amerikalı bir doktor tavsiye ettiler. Alanında çok iyiymiş. Oğlumun tedavisiyle ilgili bir görüşme yapacağım. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Yardımcı olabileceğim bir husus var mı Ayşen Hanım? Ben de sizi onun için rahatsız etmiştim. Söylemeye utanıyorum ama yol parası için biraz borç para rica edecektim sizden. O nasıl söz? Elbette. Ne kadar? $10,000 kadar. Evet. Ayşen Hanım, ben bunu akşama kadar hazır etmeye çalışırım. Ay çok teşekkür ederim Nuri Beyciğim. Çok iyisiniz. Akşama görüşmek üzere. Tamam, görüşmek üzere. Gördün mü bak? Benim sponsor nasıl açtı ki senin ağzını? Ay çok saf adammış kız. Acıdım vallahi.